Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizi'me hoş geldiniz. Hem küresel borsalarda hem de Borsa İstanbul'da bugün yatay seyir hakimdi. Neredeyse sabah açıldığımız gibi kapanmak zorunda kaldık. Hacim de e, gittikçe düşüyor. 130 milyarın altındaki hani 3. 4. işlem gününü hatta e, geride bırakıyoruz. E, çok fazla veri akışı da yoktu. Bu da etkiliydi tabii. Hem küresel piyasalarda böyle e, çok bir volatilite yoktu. Petrol düşüşte bugün %2 bir de Salı günlerinin artık geleneksel kırmızı olma günü biliyorsunuz. Hani bence fena da değil yani 0.30'luk bir düşüşle günü kapattık. Sabah topluluk kısmından da minik bir uyarı paylaştım sizlerle gün başlamadan önce. Yavaş yavaş portföylerinizi biz topuza doğru kaydırmaya başlayın. Yan tahtalarda portföy yoğunluğunuz çok az olsun diye sizlere birkaç cümle etmiştim ve bu cümlelerimi biraz daha böyle açmak istiyorum. Çok da lafı uzatmadan analize geçeceğim. Biliyorsunuz yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele adı altında faizleri yükseltmeye, işte bazı sıkılaştırma ek tedbirleri uygulamaya başladılar Haziran ayı itibariyle. Yerel seçimler olmasından dolayı Mart ayında hani ellerinin çok da böyle sıkılaşmaya tam anlamıyla gitmediğini görebiliyoruz hepimiz. Asıl sıkılaşma, işte vergi zamları vesairelerin ben Mart ayı yerel seçimlerinden sonra olacağını yani asıl kemer sıkmayı o zaman göreceğimizi düşünüyorum. Borsa için 2024 yılı zor bir yıl olacak ama yükseliş trendi devam edecek. Yani o 10.200 hedefimde herhangi bir değişiklik yok. Yani eğer çok ekstrem bir negatif durum olmazsa 2024 Mayıs ayı en geç 10.200 rakamlarını görürüz diye düşünüyorum. Tabii bu 10.200'leri yani 200'ün de boş verin 10.000 ve üzerindeki rakamları biz 30 hisseleriyle birlikte göreceğiz. Çünkü bunların bir şeyleri var. Endeks etkisi yüksek yan tahtalara göre. Ve ben yan tahtalardan son bir ayda biz 30'a kayan parayı zaten her böyle para giriş çıkış ekranında sizlere gösteriyorum. Hani son bir ayda bunun biraz daha arttığını gözlemleyebiliyorum. Bunu da zaten videonun son bölümünde tabi unutmazsam bazen böyle işte göstereceğim videonun sonunda diyoruz, unutuyoruz. Yan tahtalardan kısacası uzak durun arkadaşlar. Bakın ben de portföyü sadeleştirdim. Değil mi? Hani e, şu anda sadece Akçansa kaldı. Hani BIST 30 ve BIST 50 dışında olan ve o yüzden e, o da yani bilançosu çok güzel, e, iyi yönetilebilen bir şirket olduğu için e, onu listede tutuyoruz. Hani bir tane de olsun dedik. Sizler de portföy yoğunluğunuzu biz 30'a doğru artık yavaş yavaş kaydırmalısınız diye düşünüyorum. Neden? Çünkü kemer sıkma senesi olacak. 2024 işte vergi zamları vesaireler e, kredi ulaşmak zorlaşacak ki şu an zor. O zaman daha da zor olma ihtimali var. Eğer bu ekonomi yönetimi görevden affını falan istemezse tabii bu saymış olduğum e, olaylar gerçekleşecektir. Ve bu süreç içerisinde 2024 yılında birçok zombi şirketin battığını göreceğiz biz. Yani artık yan tahta mı derseniz zombi şirket mi? Yani hepsi değil ama hani bir mayın tarlası gibi olacak. O yüzden o tarafta böyle çok fazla ağırlık yapmamaya çalışın. Bakın en son yayla mesela hani başımıza neler geldi değil mi? 20 liradan başlayan düşüş hani 25 liralardan başlan aslında da hani oralardan da alınmaması gerekiyor. Hadi 19-20 aralığı iyi maliyetlenme bölgeleri dedik. Sonrasında ne oldu? 15 liradan fonlara sattılar. Dün işte kap haberi geldi. İşte 1,5 milyar TL'sini bu fon satışından işte şirkete aktardık dediler. İyi tamam güzel dedik. Ne oldu? Bugün devre kesti. Ve %2 yani güzel bir haber verip ardından satış yapılıyor. Bunlar sıkıntılı. Yani 2024 yılında böyle küçük ölçekli şirketlerden biraz uzak durmak gerekecek arkadaşlar. Çünkü bunların krediye ulaşması sıkıntı olacak. Kasasında nakiti bol olan şirketler yola devam edecek. Son bir aydır da çok sağlam bir şekilde bak videonun son bölümünde de göstereceğim. Çok sağlam bir şekilde Bist 30'a doğru bir para akışı var yan tahtalarda. Tamam mı? Bu bir şeylerin hazırlığı arkadaşlar. Sizler de uyanık olun. zombi şirketlerden uzak durun. Yan tahtalarda tabii ki de portföyünüzde olabilir ama yoğunluğunuz az olsun. Yani Bist 30'a işte %50 yoğunluk verdiyse o yan tahta dediğimiz biz 100, biz 50, biz 100, biz 30 dışındaki tahtalara biraz daha az ağırlık verirseniz sizin için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Evet, biraz uzun bir konuşma oldu ama yapacak bir şey yok. Bugün çok inceleyeceğimiz detay da yok yani arkadaşlar. Yani şöyle hemen başlayalım Borsa İstanbul ekranımızda. Açıldığımız gibi kapandık, hafif negatif kapandık. Salı günlerinin kırmızı geleneksel salı günleri olduğunu biliyoruz zaten. Hani yine de fena değil, %0.30'luk bir düşüş. Hani biz salı günleri eksi 2, eksi 3'leri görmüş adamlarız. O yüzden böyle salı günleri %0.3'lük düşüş önemli değil. 7820, 21 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar. Ve bunun üzerinde kaldık. Dün birkaç yorumda trading View hocam işte 1 dolara anlık veri veriyor, niye almadın falan filan diyen arkadaşlar oldu. Arkadaşlar ben bu trading view'i gündüz açmıyorum. Sıfır yani hiç kullanmıyorum. Ben gündüzleri, grafikleri sizlere de atarken neyi kullanıyorum? Matrix Mobile veya Matrix Prime'ı kullanıyorum. Trading view gündüzleri değil. Sadece piyasa kapanınca böyle görseli iyi olduğu için, iyi olduğu için kullanıyorum. Ki önümüzdeki ay bunu da artık sonlandıracağım ödemesini. Yani hem ona öde hem bunu öde biraz sıkıntı oluyor. Ve evet, çok da kullanmadığım için almadım. Yoksa yani 1 dolar verildiğini ben de biliyorum bu anlık grafiklerin yayınlanması için. Ama ben zaten Matrix'in en üst versiyonlarını kullandığım için buna da ekstradan hani niye vereyim yani 1 dolar 1 dolardır kullanmadığım şeyi niye vereyim. Evet 7820 21 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar bunun üzerindeyiz. Ama Kaufman'da 7883 bunun da altındayız. Enteresan bir durum. 7.821'in üzerinde e, ikinci günlük kapanış geldi. Bence e, 8.280-8.300 bandına doğru e, bir yolculuk başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hacimsiz de olsa. Makde bugün itibariyle yeşil bir bar bıraktı ve bir al sinyali verdi. Ama RSI göstergesi tam tersine 50'de, 50'den 49'a doğru bir salınım yaptı. 49.91. Yani o arafta kalma durumumuz. Devam ediyor ama dediğim gibi ben en azından şu önümüzdeki hani birkaç haftalık süre içerisinde 8.280-8.300 bandının test edileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. Türk Hava Yolları bugün fena değildi aslında. Bak güzeldi. E, mum yok gibi bir şey yani burada çok enteresan. Böyle e, gün içerisinde 228'leri gördü sonrasında geri çekildi. Acaba dedim Kavufmana mı gidiyor? 232'ye mi gidiyor? Oralara gidemedi. 228 gördü. Ama aşağıda da 55 günlük hareketli ortalamamız var bizim 225 TL. Bunun da üzerinde kalmayı başardı. Nötr bir kapanış. Yani gün başladı, hafif bir yukarı yaptı. Daha sonra geri geldi. Açıldığı fiyata çok yakın bir seviyeden kapandı. O yüzden yoruma kapalı arkadaşlar. RSI göstergemiz 51.99, 52 diyelim. Pozitif. Herhangi bir sıkıntı yok şu anlık. Makde indikatörümüze baktığımızda orada da alt sinyali hala devam ediyor. 225.4 ilk destek seviyemiz olurken 21 günlük hareketli ortalaması olan 222.5 seviyesi ise e, önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda ilk etapta 232 Kaufman daha sonra da 235.5 olan Süper Trend dirençlerini takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Türk Hava Yolları'nda bugün kimler alım satım yapmış. Hacimde düşüktü. İlk 5 alıcıya baktığımızda %91. Türk Hava Yolları'na çok alışmadığımız bir tablo bu. İlk 5 satıcıya baktığımızda %61. Hatta bazı yazanlar oldu. işte hocam Türkraş'ı topladılar, topladılar. Şimdi Türkraş'tan kar satışı yapıp Türk Hava Yolları'na geçiyorlar diyenler de var. Olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, mümkündür böyle bir durum. İlk 5 alıcı %91, ilk 5 satıcı %61. En iyi alıcıya baktığımızda oyak yatırım görüyoruz. 1.2 milyon lotla bugünkü alımların %65'i. En iyi satıcılara baktığımızda da diğeri görüyoruz. 766 bin lotla bugünkü satışların %39'u. Güzel bir aracı kurum dağılımı olmuş ve uzun süredir de Türk Hava Yolları'ndan böyle bir aracı kurum dağılımı görmemiştik geldik Koç Holding'e %0.42'lik yükselişle günü kapattı ama gün içerisinde daha güzel yani %2.5'ların üzerine görmüştü. 148.2 görüp 144 TL yani yaklaşık 4 TL'den fazla bir değer kaybı yaşadı kapanışa yakın. Ama 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, Kaufman'ın üzerinde, diğer hareketli ortalamalar ve fibo seviyesinin üzerinde herhangi bir sorun yok. Yukarıda 154 TL'yi takip edeceğiz. RSI göstergemiz 52 ile pozitif. Maktaya baktığımızda eğer yarın yükseliş devam ederse hani böyle yüzde %0.5'lik yani yarım puanlık bir yükseliş bile olsa de ala döneceği aşikar arkadaşlar. Yine de geri çekilmelerde 142 TL takip edeceğimiz destek seviyesi. 139.7 ise 55 günlük hareketli ortalama ve ikinci destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle hemen pastasına da bir bakalım. İlk 5 alıcı %79, ilk 5 satıcı %61. Bakın burada da bir para girişi olduğunu görüyoruz. En iyi alıcıya baktığımızda ak yatırım var. Diğer bir Finans. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğeri görüyoruz arkadaşlar. 615 bin notla bugünkü satışların %38'i. Bence güzel bir aracı kurum dağılımı. Aynı zamanda para girişi olmuş. Evet geldik Tüpraş'a. Bugünün en çok konuşulanlarından bir tanesiydi. %2.74 değer kaybetti. Neden? Hani piyasada şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. mumda artık kar satışı geldi. Bak çok seri bir yükseliş oldu ve borsa göçerken oldu. Kar satışı gelmesi normal midir? Normaldir. Ama aracı kurum dağılımında yine yabancı almış. Birazdan göstereceğim zaten. Bu arada 149.8 ile dün süper trend. E, ala dönmüştü şurada. Bir saniye şu ek Fibo'yu bir kapatayım. Şurada iki tane Fibo'muz var sanırım. Ha, yok çekmemişim tamam. Evet var bir saniye şöyle. Nerede çekmişiz? Fibo'lar birbirine girmiş. Heh, biraz daha sade gösterelim. Hatta şunu da kapatayım şöyle biraz daha net gösterelim. Hareketli ortalamalar bizim için daha önemli. Evet bakın burada bir buy yani alım sinyali geldi Supertrend'de ve sonrasında Böyle bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Normaldir bakın. 8 gündür sürekli yükselen bir tüpraş var. Normaldir. Hani bazıları yazmış bugün işte lanet olsun tüpraş Ya şunun nesine lanet okuyorsunuz yani. Hani bak tamam zirvesi kaçmış zaten. 165-166. Kaçı görmüş? 155. Yani zirvesine 10 lira mesafesi var. Ya gidip de sen 166'dan aldıysan boşa ağlama. Hani tüpraşa saydırma. Bence otur kendin bir şeyler yap veya bu işi bırak. Başka bir işle uğraş. Geri çekilmelerde 143.6 takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. Kar satışları buraya kadar gelebilir mi? E, bilemiyorum, gelebilir. E, ama yani gelmesi için de çok bir sebep yok. Adı üstünde kar satışı diye nitelendiriyorum ben bunu. MACD'deki al sinyali devam ediyor. RSI göstergesi 56. Eğer 143.6'nın aşağısına bir sarkma olursa, 21 günlüğünün altına bir sarkma olursa, o zaman da RSI göstergesi 50'nin altına sarkar ve bir saç sinyali verir. O zaman e, 136 TL'ye kadar geri çekilme olacağı için burada bir kar stopu uygulanabilir. 143 TL takip edeceğimiz yarınki destek seviyesi, önemli destek seviyesi. Evet neredeyiz? Tüpraş'tayız. Bak şimdi. Hani tüpraş düştü etti falan ya bugün %2.5. Gel abi bir para çıkışı mı var? Hayır para girişi var. İlk 5 alıcı kaç? %79. İlk 5 satıcı kaç? %72. Bugün bu kağıdı kim düşürmüş? İş yatırım düşürmüş. 1.4 milyon lot satarak ve daha sonra diğer 1 milyon lot satmış. Peki bunları kim karşılamış? HSBC artı Bank of America artı QNB finans yatırım. Yabancı yabancı yabancı. Bazıları QNB yabancıdan saymıyor niyeyse diyorum ki yabancı oranı arttı diyorum işte hocam %10'u Katar. E Katarlılar Türk mü? O da yabancı. Arap sermayesi. Bak HSBC bu safkan yabancıdır. Yani hani Türktaş gibi bir hissede 1,5 milyon lotun üzerinde alıyorsa Ahmet Mehmet değildir yani hani o bıyıklı yabancı değildir. Bof, bofa da oluyor bıyıklı yabancı dediğimiz Londra kökenliler. 622 bin lot almış. Fena değil. Güzel yani. Hani dediğim gibi bir kar realizesi. Yani buradan geri 130'lara, 120'lere 120 düşmeyecek. Düşeceğini düşünüyorsanız da verin. Siz bilirsiniz. Ama 143, 143 önemli kar stoğu seviyesi. Geldik Astora. %1.30'luk bir kayıpla günü tamamladı. Bugün topluluk kısmından vermiş olduğum Destek sanırım çalıştı bak şurada kaç vermiştik 120.8 mi vermiştik en düşük kaç görmüş 120 görmüş ve sonrasında 120.7 ile 70 kuruş üzerinde bir kapanış gelmiş. Burada da Kaufman hareketli ortalaması direnç olacak yine 21 günlük bak dün kapatamamıştık dün 21 günün üzerine çıktık ama aşağı yendik. Hatta dün sizlere videoyu nasıl diyeyim borsa açıkken yaptım. Hani veli toplantısına gideceğimden dolayı. Ve en çok merak ettiğim kapanışlardan birisi Astor'unki olacak. 21 günlüğünün altında mı kapatacak üstünde mi? Çünkü tam böyle bıçak ıı, sırtı dediğimiz yerdeydi. 21 günlüğünün altında kapattı ve bugün de negatif oldu. 21 günlük 122.4 önemli ve 124.4 de kavufma bu iki direnç önemli olacak. Geri çekilmelerde 120 TL e şuradan artık bir... Trend desteği bulduğunu düşünüyorum. Eğer burayı da kırarsa tekrar 110-111 bandına doğru yolculukta başlayabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet şöyle Astor'umuza da bir bakalım. Astor'a da hep torpil yapıyorum. Astor'umuza diyorum. Evet yine deniz yatırım burada geldi kıyıya yanaştı arkadaşlar. İlk 5 alıcı %91, ilk 5 satıcı %69 para girişi olmuş. En iyi alıcı Garanti ve Deniz Yatırım. Denizimiz eksikti bir de Garanti geldi. En iyi satıcı ise TEB, Bofa ve diğer arkadaşlar. Aslında e, TEB'le Bofa, pardon TEB'le diğer en iyi iki satıcı olmuş. Bir para girişi de olmuş arkadaşlar hisse düşerken. Geldik Şok Market'e %0.23'lük yükselişte bir doji bıraktı. İki gündür doji bırakıyor böyle. Bunlara doji diyoruz. Biliyorsunuz böyle aşağıda ve üstte eşit uzunlukta ipler. Ve yukarıda ortada ince bir gövde olan bunlara doji diyoruz. Bunlarla ilgili de eğitim videomuz yapacağız. Birkaç haftadır eğitim videosu paylaşmıyorum arkadaşlar. Hali hazırda olanlar izlensin. Paylaşacağım. Yani hani ilk başladığımız için her hafta yapıyorduk. Şimdi artık ayda bir ya da iki tane eğitim videosu paylaşacağım. 67.30 takip edeceğimiz yatay direnç olurken geri çekilmelerde 62-85 ve 62-55 takip edeceğimiz destek seviyeleri olacak. RSI göstergemiz 57. Makde indikatörümüz ikinci günde de al sinyalini devam ettiriyor arkadaşlar. Şöyle hemen şokunda bir aracı kurum dağılımına bakalım. Şok marketler geldik. Ee, i̇lk 5 alıcı %87. İlk 5 satıcı %85. Çok dengeli ve bu yüzden de hissenin performansına yansımış. Yani nötr kapatmış gibi bir şey. En iyi alıcıya baktığımızda halk yatırım var. Ata yatırım var. Bank of Amerika var. En iyi satıcıya baktığımızda HSBC var. Yabancı satış olmuş. 939 bin lot. Philip Capital var. Ve Gedik yatırım yine diğer satıcılar. Tabi diğer de burada güzel satmış. 294 bin lot ile. Dengeli bir aracı kurumda alım olmuş. Geldik Akçansa'ya. Akçansa da böyle e, ne derler? Minik minik düzeltmesi devam ediyor. %1.32 ile e, şimdi 21 günlük ve Kaufman'ın altına sarktığında nereye işaret ettik? E, 160.8 diyen yanılmıyorsam bakayım. Evet 160.8 vermiştik desteği. 161 TL olmuş arkadaşlar hareketli ortalama olduğu için. Bu 161 TL'ye geldiğinde Burada soluklanıyor ve alımlar geliyorsa tıpkı şurada olduğu gibi yani 1 Kasım tarihinde olduğu gibi 55 gününden destek almış ve yukarıya gidiyor demektir. Yukarıda da 171.6 21 günlük hareketli ortalamamız ve direnç seviyemiz olacak. Yani 161 171 aklınızda kolay kalır tamam mı? Aşağıda 161, yukarıda 171. Aresel göstergesi hala negatif. MACD'de herhangi bir toparlanma şu anda yok güzel bir alım fırsatı verecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle artan da bir bakalım hemen aracı kurum dağılımımıza. İlk 5 alıcı %75, ilk 5 satıcı %79. En iyi alıcıya baktığımızda Bank of America'yı görüyoruz. 44 bin not ile bugünkü alımların %45'i desteğe yaklaşıyor diye almış olabilir. En iyi satıcıya baktığımızda ise TEB yatırım. Bugün TEB yatırım bazı tahtalarda en iyi satıcıydı ve o hisseler kırmızı kapatmak zorunda kaldı. 56 bin notla bugünkü akçansa satışlarının %57'si TEB yatırımdan gelmiş. TEB'e bir bakalım ne kadar takası varmış Akçansa'da. Evet TEB yatırım, TEB yatırım. Türk Ekonomi Bankası değil. O aslında aynı kurumlar ama TEB yatırım diye ayrı olması lazım burada. Bakalım şöyle Yani lotu da yok. Şöyle yapıyorlar. Ee, bilmiyorum şimdi küçük küçük yazıyor. Eğer e, TEB yatırım burada takaslar ha şurada bak gördünüz mü? TEB yatırım 21. sırada zaten toplamda 200 bin lotu var. Türk Ekonomi Bankası ikisi de aynı kurum dedik. Onun da 500 bin lotu var. İkisini toplasan zaten 700 bin lotları var. Kar satışı mı yapmıştır? Olabilir yani. Destekler önemli. Evet geldik endeksin geneline. %18 milyar TL'lik düşük bir hacimle günü kapattık. En iyi alıcı diğer, en iyi satıcı diğer. Şöyle para giriş çıkış ekranımıza da bakalım. Daha sonra da vadeli pasta gelmiştir herhalde ona da bakacağız. Dün vadeli e, videoda anlatmadığınız hocam diyenler oldu. Çünkü vadeli 18.50'de e, pastası belli oluyor. Çünkü saat 19'da gece seansı işlemleri başlıyor arkadaşlar. E, kurum sayımızı şöyle bir. 5 yapalım. Nereye gitti? Yapamadık ki. Ha şurada. Evet bak bugün bile biz 39 milyon TL para girerken diğer senetlerden 66 milyon TL para çıkışı olmuş arkadaşlar. Bunu birazdan detaylarıyla göstereceğim sizlere. Şu listeyi bir anlatalım da. En iyi para girişi Türk Hava Yolları, Tofaş, Petkim, Pegasus, Türk Telekom, Tüpraş, Koç Holding, Sahol, Ereğli, Teknosa, Emlak Konut, Astor, BTC, Hatsan, Tapgıda, İşgeyo, Adgeyo, İz Enerji, Alfa Solar Enerji, Anadolu Efes, Aztek diye bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şöyle ilk yüzü yüze kadar görelim diyorsunuz ama arkadaşlar yani şu 1 milyon 2 milyon para girişlerinin çok da bir önemi yok aslında. Para çıkış ekranına bakalım. İş Bankası C, Yapı Kredi Bankası var. ilk iki de bankalar var. Kozal, Tarkim, CV Enerji, Türksel, Türksel Sasa, Kontrolmatik, maç Kardemir'de, Tatkıda, Ülker, Vakıfbank, Çimsa, Akbank, Aselsan, Enerya, Türk Traktör, Kante, Smart Güneş ve Galatasaray, Dohol diye gidiyor. Pasevu, SDTR, Uzay. Hadi bunu da gösterelim böyle. Evet 100'e kadar geldik arkadaşlar. Şimdi bak bir şey göstereceğim sizlere. Para giriş çıkış ekranında şuraya bir gelelim. Bak şimdi tarih aralığını ben ne yapıyorum? Tarih aralığını şöyle 2 Ekim diyeyim. Tamam mı? Geçtiğimiz ay ile bu ayın ilk haftası. Şöyle bir okeyleyeyim bakalım. E, nereye kayboldu? Okeyledik. Tam da şeye denk geldik. Güncellemeye denk geldik herhalde. Bir saniye tekrar bakacağım. Şuradan o para giriş çıkış ekranını yani neden size sabah böyle bir uyarı yaptım topluluktan bak biz 30'da yoğunlaşın yavaş yavaş derken neden böyle bir şey söyledim? Bak şimdi onu göstereceğiz ya. Şimdi niye gözükmez. Şöyle yapayım. Biraz daha 23'üne gelelim. Heh, okuyor şimdi. Acaba son 30 günü mü alıyor? Normalde daha fazla alması lazım ama. Hı. Bak şimdi hadi 23 Ekim'den itibaren aldım. Bak burada ne yazıyor? Bak Bist 30. Bist 30'da 568 milyon TL para giriş olurken tüm senetlerde 39 milyon TL para çıkışı olmuş. Yani tüm senetlerin içine bu Bist 30 da giriyor. Yani yan kağıtlardan o zaman tahmini 500 milyon TL'lik bir para çıkışı olmuş arkadaşlar. Biraz daha geriye gidebiliyor muyuz acaba? Böyle dokuzunu diyeyim. Okuyacak sanırım. Yani bu geriye doğru gittikçe oradaki biz 30'daki rakam da artıyor ve ilerledikçe bak ne yaptık? 9 Ekim'i seçtik. 1.6 milyar TL para girişi olmuş biz 30'da. Tüm senetlere 405 milyon. O zaman biz 30'u çıkardığımızda tüm senetlerden resmen bir para çıkışı olduğu da görülüyor arkadaşlar. Bu bir şeyin hazırlığı. Bu 2024'ün hazırlığı. O yüzden ben de listeyi sadeleştirdim. O yüzden sizler de böyle yavaş yavaş liste 30 tarafına yığınaklarınızı güvenlik önlemlerinizi alın arkadaşlar. Yabancı takas oranımıza bir bakalım. Yabancı takas oranımız yükselişe devam ediyor. %36.49. Dolar bazlı grafiğimize bakalım. Dolar bazında da 21 günlüğe takıldık kaldık. Şuradayız. Hatta 100 günlüğe takıldık kaldık. 200 günlük ortalamanın altına inmiyoruz. 100 günlüğünde altına şey üzerine çıkamıyoruz. Böyle enteresan bir durum oldu. Son kez ne yapacaktık? Altın sertifikası ve şeye bakalım. Ha, vadeli pastaya bakalım. Daha sonra altın sertifikası yapalım. Evet vadeli pastaya geldiğimizde bugün ayın 7'si doğru muyuz? Doğruyuz. Evet. İlk 10 alıcı %97, ilk 10 satıcı %87. Evet alıcılar daha baskın. Kim bunlar? İş yatırım Bank of America ama hacim var mı? Yok. Burada da hacim yok. En iyi satıcı ise şortçular diğer olmuş. 3500 şortçuyu buraya yapıştırmışlar arkadaşlar. Ee, kümülatif pastamıza da bakalım. Sonra da kısaca bir altın sertifikası diyelim ve videoyu sonlandıralım. Nereye gittik ya? Çok gittik. Evet 2 Ocak baktığımızda kümülatif pastada e, yarım buçuk puan na sıfır diyebiliriz longçular avantajlı. İlk 10 alıcı %98, ilk 10 satıcı %95. En iyi alıcılar TEP yatırım, yapı kredi 28.000 lot, TEP 66.000 lot, longu var, Vakıfbank, ziraat, Diğer tarafta iş yatırım, Bank of America, HSBC en iyi shortçular ve daha sonra diğer. Yani aslında hani bir sıfır da değil yarım sıfır diyebiliriz yani buradaki o da tebin varlığından dolayı arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir altın sertifikası yapacağım analizi ve sonra da kapatacağız arkadaşlar videoyu. Evet altın sertifikasında şu bölge gelirse alırım tekrar dedim. Neden? Çünkü 19.50 ve 20.60 bak ya bura müthiş çalıştı ya bak tekniğe bak şuradan bak bak şimdi. Bak bunu kapatıyorum diyeceksiniz ki ya hocam gram altın gitmiyorken altın sertifikası gidiyor. Niye acaba? Bunun da piyasasını yapan balinalar var. Ne yapıyor adam? Diyor ki kaçtan satalım abi diyor. Geliyor. Bak şimdi bak burayı görme. Bak burayı görme şimdi. Bak şimdi burayı görme. Şunu da kapatacağım. Bir saniye bak yeniden yapacağım. Kısa bir eğitim videosu olsun. Bunlar da trendler. Bak burayı görme. Tarih şu an kaç? 12 Eylül. 12 Eylül tarihine geldiğinde çok da enteresan bir tarih seçtik. Dedi ki 12 Eylül tarihine geldiğinde abi altın sertifikasını kaçtan satalım diye kendine sorduğunda o balinalar adına konuşuyorum. Bak buraya iki tane nokta koyuyor. Bir trend uzatıyor. Ve o trend Allah Allah tam da nereye denk geliyor. Gördün mü? E ben bunu görerekten en son parçayı 20.60'da sattım. 20.70'leri de beklemedim ve çok da dillendirdim arkadaşlar ben sattım 18.50'lere falan geldiğinde geri alacağım. İşte 18.50'de ne şurası. Yani 19 ile 18.50 arası alınabilir, tamam mı? Belki şurada yaptığı gibi hafif altına sarkıtabilir ama yavaş yavaş alıma başlanabilir. Ben de başlıyorum. Yani ben size arkadaşlar ben şu saatte şu ikindiye 5 kala aldım falan diyemem. Onu artık yapacak olan siz sizlersiniz. O olayı çözecek olan siz dersiniz. Bak 18.50 ile 19 arası alınabilir. Tamam mı? Bak onsta, onsta onsun düşüşü de çok belliydi. O yüzden altın sertifikasında hani orayı gördük dedik. Buradan verin hani kar satışlarınızı yapın. En son borsa 7600'e düştüğü gün hatta açın bakın grafikleri. Borsa 7600 gördüğü gün 20.60'dan altın sertifikamı satıp Türk Hava Yolları eklemiştim. Yanılmıyorsam 209 TL'ydi. Şu an Türk Hava Yolları kaç 226 TL. Allah bereket versin. Hani şimdi e, Türk o almış olduğum Türk Hava Yollarını da e, bir miktar kar realize edeceğim ve tekrardan altın sertifikamı yerine koyacağım. Bu iş böyle arkadaşlar. Videoyu ben ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.